Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayemize geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim ismim Baran. 2016 yılının Ağustos ayında bir sebepten dolayı tutuklanmış ve Bakırköy Metris cezaevine konulmuştum. Cezaevine girdiğimde siber suçlardan tutuklu Ebu Duhan nickini kullanan biriyle tanıştım. Kendisinin birçok ünlüyü hacklediğini, sosyal medya hesaplarına, dijital materyallerine sızıp kimisinin iCloud hesaplarını dahi hacklediğini öğrendim. Bu bilişim alanı her zaman ilgimi çektiği için Duhan ile yakınlık kurmaya başladım. Kendisini tanıdıkça bu suçları neden işlediğini öğrendim. Kardeşlerim, Duhan paraya ihtiyacı olan birisi değil. Kendisi şu an 29 yaşındaysa o dönemlerde 25 yaşındaydı. Türkiye'nin çok büyük bilişim şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan bir gençti. Fakat bazı ünlülerin fanlarını yanlış yönlendirdiklerini, gayri ahlaki ve saf beyinleri bulandıracak propaganda yaptıkları için o şahıslara kendi alanında ders vermek istemiş. Öyle sapkınca şeylere şahit olmuş ki daha fazla katlanamamış. Ve bu elde ettiği sapkınca verileri sosyal medya hesaplarını hackleyip oralarda paylaşmış ve kimliğini de gizlememiş. Kendisini tanıdıkça sevmeye başladım. Cezaevi şartlarını bilen bilir. Yurt veya askeri sisteme benzer. Sayım saati uyanılır, kahvaltı yapılır, temizlik yapılır, Malta'ya çıkılır, volta atılır ve belirli saatlerde koğuşa girilir. Akşam sayımından sonra herkes televizyon seyreder. Duhan'ın günlük yaptıkları şeyler sabah namazına uyanır, namazını kılar, sonra kahvaltıya kadar kitap okur. Kahvaltıdan sonra mahkum arkadaşlarla oturur, sohbet eder. Gün içinde de namazlarını kılıp kitaplarını okur. Çok efendi, gözü kara, aşırı zeki bir insandır. Kendisi aslen Konyalıydı, ailesi de Konya'da yaşıyordu. Herkesin ziyaretçisi olur fakat onun olmazdı. Ailesi gelmeden onun hesabına para yatırır ve ihtiyaçlarını bu şekilde giderirdi. Zaman bu şekilde geçti ve ben tahliye oldum. Duhan'ın mahkemelerini takip ediyordum. Çıkmadan abisinin numarasını almıştım. Abisinin adı Hanzala'ydı. Hanzala bana mahkeme tarihini söylemişti. Ben de İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde mahkemesine katılmıştım. İşlediği suç medyatik olduğu için mahkemede birçok ünlü ve avukatları vardı. Hepsi Duhan'a kafayı takmışlardı. Kimileri ağlıyor, avukatlarının yazdığı senaryoları canlandırıyordu. Duhan kendisini o kadar güzel ifade etmişti ki hakim bile şaşırmıştı ve bütün avukatların dili tutulmuştu. Nihayet Duhan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Buna çok sevinmiştik. Duhan memleketi olan Konya'ya dönmüş, telefon üzerinden de sürekli iletişim halindeydik. Bir gün Duhan beni Konya'ya davet etti, malum. Birbirimizi hep içeriden, dört duvar arasından tanıyorduk. Bir de kafa dağıtmak için dışarıda tanışalım dedi ve kabul ettim. İstanbul Pendik'ten hızlı trenle Konya'ya gittim. Duhan beni hızlı tren garından arabayla aldı. Ve Konya'ya saatlik mesafe olan kendi köylerine götürdü. Orada anne ve babası, kardeşleri ve yeğenleriyle tanıştım. Anadolu'nun en güzel yönlerini taşıyan, çok mütevazi, hoşgörülü bir aileye sahipti. Tabii artık özgür olduğumuz için Duhan'ın hobilerini, değişik huylarını ve alışkanlıklarını gördüm. 9000 metrekare araziyi çevirmiş, oraya yazlık tarzı bir ev yaptırmış. Babasını emekli yapmış ve anne babasının mutluluğu için şehrin kalabalık gürültüsünden onları kurtarmak için köye yerleşmiş. Ama Konya merkezde evleri vardı, kardeşi orada yalnız kalıyordu. Duhan bekar ve kendisini tamamen sevdiklerinin mutluluğuna adamış, hayatına kimseyi almayan bir insandı. Köyde Aksaray Malaklısı cinsi denilen çok iri yapılı 4 köpeği vardı ve bir de safkan İngiliz atı vardı. Tam bir Anadolu çocuğuydu. Birlikte köyde vakit geçirirken bana ertesi gün ava gideceğimizi söyledi. Ben de ne avı dedim. O da Tuz Gölü kenarına kamp kuracağımızı ve orada 2 gün geçireceğimizi, ördek ve tavşan avı yapacağımızı söyledi. Ben de peki dedim. Ertesi gün Duhan kendi tüfek koleksiyonundan hem bana hem kendisine tüfekler seçmişti. Mühre denilen ördekleri kandırmak için kukla veya maketten yapılmış ördekleri de aldı.
Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, her şeyimiz Duhan'ın av çantasına yerleştirildi. Duhan 2 adet erkek köpeğini de götüreceğini belirtti. Onları da arabanın arka kısmına yerleştirdi. Köpeklerin size bir resmini de ek olarak göndereceğim. Gerçekten de çok büyük ve görünümü çok korkunçtu. Ama Duhan'ın yanında küçücük bebek gibi şımarıyorlardı. Neyse aracımıza bindik ve hareket ettik. Konya'nın Cihanbeyli mevkiinde bir araziye girdik. Araziyi size şöyle anlatayım. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Tamamen bozkır ve dümdüz ova. En ufak bir tepelik dahi yok. Tuz Gölü'nün tuzlu suyundan mıdır bilmem, geren denilen çorak arazi bitkisine sahipti. Toprak bozuktu. Stabilize yollardan giderken zaman zaman küçük, terk edilmiş çoban evlerine rastlıyorduk. İkindi vaktine gelmişti zaman. Duhan namaz kılacağını, geceyi orada yıkılmış 3-5 hanelik yaylada geçireceğimizi, sabah olunca da yaya olarak Metelisyan'ı göl kenarına yapılmış av kulübesine gideceğimizi söyledi. Ben de peki dedim. Duhan köpekleri çıkardı. Erkek olanı serbest bıraktı ve dişiyi bağladı. Erkeğin dişiyi bırakıp gitmeyeceğini söyledi. Duhan namaz kılarken ben de saç kavurma yapacağımız için malzemeleri hazırladım. Duhan namazını kıldı ve geldi. Yemeğimizi yaptık, yedik. Sohbete daldık. Nihayet akşam olmuştu. Duhan dışarıda uyuyacağımızı, havanın güzel olduğunu, açık havanın insanın yorgunluğunu alacağını belirtti. 12 yaşından itibaren ava başlamış ve tam bir doğa insanı gibi davranıyordu. Minderlerimizi arka taraftan çıkardık ve başucu araba tekerine denk gelecek şekilde yerleştirdik. Duhan ön sağ tekere, ben de arka sağ tekere yerleştim ve uzandık. Gece saat 10 civarında erkek karabaş havlamaya başladı. Harabe evlerin arkasından ses geliyordu. Duhan uyuyordu. Alışmış doğa sesine. Ama ben çok rahatsız oldum ve Duhan'ı da uyandırmak istemedim. Erkek karabaş ses gelen yere koşarak gitti. Dişi karabaş da bağını zorluyordu. Çok hırçınlaşmıştı. Bu sesin yanında harabe evlerin içerisinde ahşaptan yapılmış kapılar tak tuk bir açılıp bir kapanıyordu. Ay ışığının da verdiği yansıma ile yaklaşık 50 metre mesafedeki evlerin yıkılmış pencerelerine baktığımda gölgeler hareket ediyordu. Duhan'a baktım, sırtı bana dönük, yüzü eve bakacak şekilde uyuyordu. Ben iyice korkmaya ve titremeye başladım. Erkek karabaştan ses gelmiyor, dişi karabaş kendi kendine havlıyor ve zıplıyordu. Hepsiyle birlikte bir de sinileme sesleri ve kapı vurulma sesleri geliyordu. Tam da bu durumda Duhan nasıl uyuyor diye düşünürken Duhan yüzünü hiç dönmeden sırtı bana dönük şekilde dua okumaya başladı. Bildiğim sureler içerisinde Felak, Nas, Ayetel Kürsi vardı ama sonra hiç bilmediğim sureleri de okumaya başladı. Duhan okudukça sesler yükseliyor, onların sesi yükseldikçe Duhan daha yüksek sesle okumaya devam ediyordu. En sonunda sesler kesildi. Duhan bana dönerek "Sen burada bekle, ben erkek karabaşa bakacağım." dedi. Benim korkudan gözlerimden yaş geliyordu. Duhan'ın bütün bu yaşananlara rağmen oraya gideceğini söylemesi beni daha çok korkuttu. "Duhan sen salak mısın, onları görmedin mi? Gel gidelim buradan." dedim. Dedi ki "Kul kaderini yaşar, ben o avı yapacağım. Allah'ın dediği olur." dedi. "O zaman yanına tüfek al." dedim. "Onları kurşunla değil, dua ile vururum." dedi. Eline projektör alarak evin arka tarafına gitti. Arka taraftan gel gel diye köpeğine bağırıyordu. Birden nasıl söylesem tef veya davul sesinin biraz daha yumuşak sesli olanı gelmeye başladı. Size şöyle tarif edeyim. 10 tane defin aynı anda vurulduğunu hayal edin. Ama ses çok uzaktan geliyordu. Sesi duyar duymaz korkmaya başladım. En yakın yerleşim alanı 30 kilometre uzaklıktaydı. Ve bırakın bir yaşam belirtisini, gözün alabildiğince düz ova olmasına rağmen etrafta hiç ışık dahi görünmüyordu. Ben korkudan tüfeğe sarıldım ve dua etmeye başladım. Bağdaki köpek kendinden geçiyor ve Duhan'dan ses gelmiyordu. Tef sesleri iyice yaklaşıyordu. Ben korkudan kalktım. Arabanın içine saklandım. Sesler iyice yükselmeye başlayınca ben daha da çok yakınlaştıklarını düşündüm. Arabayı çalıştırıp Duhan'ı bile bırakmak istedim. Ama ne kadar uğraşsam da araba çalışmadı. Arabanın ön ışığını açtığımda karşıdan Duhan'ın geldiğini gördüm.
Ama öyle bir gelişi vardı ki, köpeği bir iple bağlamış, elleri kanlar içerisinde. Yanıma geldi, ne yapıyorsun dedi. Ben de sesleri duymuyor musun, hemen kaçalım dedim. Onca durumun içerisinde tebessüm etti ve senin ilk mi başına geliyor dedi. Ne diyorsun Duhan, kaçalım dedim. Duhan arabanın kapısını kapattı. Ben arabanın içindeyken köpeği arka tarafa bağladı ve arabanın ön tarafına gelip dua etmeye başladı. O okudukça sesler acı çekme sesine, sanki yaralı bir hayvan sesine dönüşmeye başladı. Okudukça kesildi, kesildi. Ben hayretler içerisinde seyrediyordum. Bir insan nasıl bu kadar korkusuz olabilirdi? Hele ki gözünün görmediği bir şeye karşı. Geldi arabanın kapısını açtı, beni sakinleştirdi ve ellerindeki kanların neden olduğunu sordum. Karabaşın bir kurtla boğuştuğunu, kurdun kanlarının karabaşa bulaştığını, karabaşı yakaladığında da oradan da kendisine bulaştığını söyledi. Ben korkudan şoka girmiştim. Duhan köpekleri ve eşyaları arabaya yerleştirdi. Mevkimizi değiştirelim, burası sahipli diyerek başka bir bölgeye geçti. Ertesi gün ben çok kötü bir vaziyetteydim ve av yapacak durumda da değildim. Kendisi de anlayış gösterdi. Tekrar köye döndük. Birkaç gün köyde birlikte vakit geçirdikten sonra beni Konya merkezden tekrar hızlı trene bindirdi ve yolcu etti. O günden sonra ben de namaza başladım. Duhan ile halen telefonda görüşürüz. Kendisi şu anda Ankara'da bir bilişim şirketinde çalışıyor. Hem gözü karalığı hem inancı üzerindeki samimiyeti, sahip olduğu yeteneği ve olgunluğu ile tanıdığım en değerli dostum olarak görüyorum. Bizim dualarımız ve inancımızdaki samimiyet onların şerrinden daha kuvvetlidir. Allah'a emanet olun. İkinci hikayemize geçelim. Merhaba Hikaye Saati. Adım Ömer. Soy ismim Dağ. İsmimi kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Ben şu anda 38 yaşında Sakarya'da yaşayan biriyim. Benim başıma gelenler bundan yaklaşık 12-13 sene öncesine dayanıyor. Biz 5 kardeşiz. Benden 2 büyük, 2 de küçük kardeşim var. Benden bir küçük olan kız kardeşim okul arkadaşım diye eve bir kız getiriyordu. Olaylar da ondan sonra başladı. Daha sonra okuldan değil, normal reel hayatından bir arkadaşı olduğunu itiraf etti. Kızı okul arkadaşım diye tanıtması bizde kalacağı için, yani güven vermek içinmiş. Başıma neler geldi sizi sıkmadan anlatmaya başlıyorum. Aslında birçok şey yaşadım. Dediğim gibi kız kardeşimin eve getirdiği kız yüzünden oldu. Bu arada ismi Elçin. Ben her akşam muhakkak film izlerim. Film kolik bir insanım. Yine film izlemek istediğim akşam kuzenlerim ve komşum da bizdeydi. Güzel bir film aç, hep birlikte izleyelim dediler. Olur dedim. Güzel bir korku filmi açtım. Ve başlatıyorum dememe kalmadı. Elçin, misafirimiz var dedi. Nasıl yani dedim. Öncesinde de bize cinleri anlatırdı, ilgimizi çekerdi. Ben güldüm ve nerede misafir dedim. Bilgisayarın karşısında tekli koltuğum vardı. Arkamda da bir yastık. Arkanda yastığın üzerinde dedi. Hadi canım dedim dalga geçerek. Özür dilerim ama o benim yastığım dedim. Yine güldüm. Elçin ne yapıyorsun, sana sinirlendi dedi. Ve ben de tebessüm ettim. Tekrar gülerek özür dilerim dedim. Filmi açtık, çay içtik derken saat bayağı geç olmuştu. Hafta sonu olduğu için kuzen de boş ver oturalım dedi, oturduk. Sigara çay derken gece yarısı 4-5 oldu saat. Biz o kadar çok sigara içmişiz ki kokusuna annem geldi. Bu ne diyerek söylendi. Kapıyı camı açarak biraz havalandırdık. Sonrasında hadi yatalım dedik, yattık. O gece bir sorun yaşamadım. Tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 15-20 gün geçmişti. Benden büyük abimin çocuğu oldu, evin ilk torunuydu. Bize kalmaya geldiler. Ben 2-3 gün sonra gece yine film izledim. Çok geç olmadan yatmam lazım dedim kendime ve uzandım. Ben ışıkta uyuyamam, lambaları kapatıp yattım. Tam kendimden geçeceğim sırada öyle bir ses geldi ki duvardan. Benim odam oldukça büyük bir odaydı. Hani duvardan yan komşu rahatsız eder, duvara vurur ya güm güm diye. 3 sefer aynı öyle vuruldu. Birincisi duvarın dibinden, ikincisi ortadan, üçüncüsü ise duvarın bitiminden geldi. Ama ben duvar yıkılacak sandım. Öyle bir sesti. Yan komşumuz taşınmış. Evde kimse yoktu.
olduğunu varsaysan bile bir insan koşarak vursa öyle destekli vuramaz. Öyle korku ile kendimi dışarı attım ki anlatamam. Kapıyı açtım, dışarı çıktım. Dışarıda annemi elinde biberonla gördüm. Şok oldum. Anne ne yapıyorsun burada dedim. Annem uykulu, gözlerini açamıyor. Efe'nin yani yeğenimin karnının acıktığını söyledi. Efe'nin karnı acıktı, ağlıyor. Ona mama yapacağım dedi. Nerede yapacaksın anne, mutfak arkanda. Sen nereye gidiyorsun dedim. Arkasını döndü ve gitti. Giderken bu saatte sen ne yapıyorsun, yat dedi. Yarın pazar, film izledim ben dedim. Ama o duvardan gelen sesi duymaması imkansız. Ufaktan yokladım ama hiçbir şeyi duymamıştı. Neyse dedim, korkarak odama döndüm ve yatmaya devam ettim. Tam uyumaya çalışırken bir anda bir nefes yaklaştı. Aklımı oynatacaktım. Nefes yüzüme vuruyordu. Sonra bir anda bir hırıltı duydum. Köpek karşısındakine hırlar ya, aynı öyle. Bismillah diyerek tekrar doğruldum. Odadan çıktım. Allah'ım kafayı yiyeceğim, bu nedir dedim. Evde herkes uyuyordu. Kimseyi kaldırmak istemedim. 15-20 dakika sonra odama tekrar girdim. Sırt üstü uzandım. Uyumayacağım dedim kendi kendime. Derken benim giyinme dolabım vardı yatağımın ucunda. Kapısının yavaşça açıldığını fark ettim. Fark etmemle de birden sert bir şekilde kapanması bir oldu. Hemen odadan çıktım. Sabaha kadar mutfakta oturup sigara ve kahve içtim. Düşünmeye başladım. O gece elçinin söylediği ve yaptıkları aklıma geldi. Elçine içimden söyleniyordum. Bir yandan da kendime kızıyordum. Ben tabii ki onların varlıklarına inanıyordum. Ama elçin bunu o kadar basitçe söylemişti ki ciddiye alamadım. Misafirimiz var demişti cini kastederek. Ben de dalga geçtiğini düşünmüştüm. Sonraki günlerde de bu durumlar devam etti. Yaşadıklarımdan sonra kendi odamda yatmak istemedim. Yatmadım da. Annemler sürekli televizyon izlediği için televizyonun olduğu salonda yatarlardı. Bir de torun vardı yani Efe onun için. Babam gece çalıştığından o hafta geceleri olmayacaktı. Ben de annemlerin odasında yatmaya karar verdim. Anneme söyledim, tamam yat dedi. Sanki kendimi biraz daha huzurlu hissetmiştim. O gece film izlemedim. Mutfakta sigara, çay, kahve derken saat 12-1 olmuştu. Yatmak istemiyordum. Ama gözlerim uyumam gerektiğini söylüyor ve ağırlık çöküyordu. Zor da olsa uyumaya geçtim. Hani derler ya onlar uyku ile uyanıklık arasındadır diye. Gerçekten de öyle. Yaşadıklarınızı gerçek mi rüya mı diye ayırt etmeniz o kadar belirsiz oluyor ki. Kötü bir durum. Neyse tam uyudum, kendimi uykunun güzelliğine bırakacağım. Annemin aynalığı var. Altında da çekmeceleri var. En üst çekmecenin içinden gelen ses ile irkildim. Uykum bir anda dağıldı. Çekmeceden ses geliyor tıkır tıkır. Çekmeceyi tutup sallar ve açmaya çalışırsınız ya, öyle bir ses. Sanki kilitli çekmeceyi biri açmaya çalışıyor gibi. Ben bakıyorum, çekmece durmadan sallanıyor. Bismillah diyerek yerimden kalktım. Çekmeceye doğru yöneldim. Hala sallanıyor. Çekmeceyi tuttum, düşünün. Tuttuğunuz halde hala sallanıyor. Oradan hala ses geliyor. Bir anlık cesaretle çekmeceyi açtım. Ancak içi boştu. Allah'ım sen sabır ver dedim. Tövbeler çekerek çıktım odadan. Sonra tekrar sigara içtim. Uyku öyle bir şey ki arkadaşlar, öleceğinizi bilseniz o uyku bastırınca her şey bitiyor. Haliyle tekrar o korku ile annemlerin odasına girdim. Kendi odama gitsem orada da olan oluyor zaten. O yüzden annemlerin odasına girdim, uyumaya çalıştım. Tekrar uykuya dalacaktım, ben sağıma yatarım. Tam yatağın ortası sayılmaz, kenarına yakın yatarım. Yataktan geriye doğru kaydığımı hissettim. Sanki yatağın kenarına biri çıkmış gibi bir ağırlık hissettim. 400-500 kilo biri vardı sanki yatakta. Ben kendime gelince arkama bakmaya çalıştım. O sırada yatağın yayları beni 10-15 santim yukarı fırlattı. Dualar okuyarak kendimi dışarı attım. O geceyi bana zehir ettiler. Bu durumları hala yaşamaya devam ediyorum. Buna benzer yaşadığım çok durum var. Devam edersem çok uzayacak. Siz siz olun, inananlar olarak sakın onlarla dalga geçecek bir şey yapmayın. Selam ve dua ile. Hikayelerimizin sonuna geldik. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden
ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.